şu telefonu Burak, aç. Şu an müsait değilim Volkan. Sonra konuşalım. Kuzen, konuşmamız lazım. Aslı ile ilgili. Onunla ilgili hiçbir şey artık beni ilgilendirmiyor. Beni dinlemek zorundasın. Başak Aslı'ya sırf onu kullanmak için yaklaşmış. Aslı'nın hiçbir şeyden haberi yok. Sakın kıza saçma sapan bir şey söyleme. Sen ne diyorsun Volkan? Nasıl olabilir? Ya kadın bizi huzursuz etmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Şimdi de kafayı Aslı'ya sana takmış. Güya amacı Aslı'ya yardım etmekmiş. Emin misin? Evet, eminim. Zaten aksi bir şey olamaz. Yoksa sen bu konuyla alakalı Aslı'ya bir şey mi söyledin? Ya Burak, yapma. Nasıl inanabilirsin buna? Ya. Ne dedin Aslı'ya? Çok kötü şeyler. Onunla hemen konuşmam lazım. İnanmıyorum sana Burak ya. Aslı! Özür dilerim. Okan bana her şeyi anlattı. Sana inanmadığım için çok pişmanım. Aslı, bak benden ayrılmıştın. Sağlıklı düşünemiyordum. Babam da Başak'la fotoğraflarını gösterince delirdim. Sonra sizi takip ettim. Samimi hallerinizi görünce de... Asıl oyun şimdi bitti. Bizim sevgimiz, güvenimiz, birbirimize inancımız bir oyunmuş. Buraya kadar. Aslı. Bana ne dersen de, ne yaparsan yap, ne söylersen söyle. Ama beni affet. Yazıklar olsun sana. Sen bana inanmadın, başkalarının sözüne inandın. Senin yüzünü bile görmek istemiyorum artık. İyi misin? Konuşmak istemiyorum. Gitmem gerek. Bu saatte araç olamazsın. Ben bırakırım seni. Olur. Her şeyi mahvettim. Lütfen onunla konuş. Tamam güzel. Ben halledeceğim. Hiç iyi olmadı. Ya ayrılırlarsa? Hay Allah kahretsin. Ben o zaman Aslı'yı da kaybetmiş olacağım. Aslı, üzgünüm ya. Yani ben bu kadının bu kadar ileri gidebileceğini hiç düşünmemiştim. Yani resmen ailenin başına bela oldu. Bütün suçlu o. Başak Hanım'ın amacını bilmiyorum gerçekten. Bana hiç zarar vermedi. Sadece kimliğini sakladı. Ama Burak... Beni dinlemedi bile. O kadın nereden tanıdığımı bile sormadı. O da zor günler geçiriyor. Ya eminim pişmandır. Ne olursa olsun Volkan. Bana inanmadı bir kere. Bizim sevgimiz, birbirimize güvenimiz bu kadar mı? Lütfen onun hakkında bir daha hiçbir şey konuşmayalım. Bu konuyu kapatalım. Nasıl istersen. Seni eve bırakayım istiyorsan. Yok. Ben bu halde eve gidemem. Beni hastaneye bırakır mısın? Olur. Eda, senden bir şey rica edeceğim. Biraz daha iyi misin? Pek sayılmaz. Ama iyi olacağım. Aslı bak, şunu bilmeni isterim ki ben senin her zaman yanındayım. Yani bir şey olursa lütfen beni ara, çekinme. Olur mu? Çok sağ ol Volkan. Lütfen ağlama. Kusura bakma, birden sinirlerim boşaldı. Buyurun, buyurun Halil Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Bir şeye ihtiyacınız var mı? Yok yok, sağ olun. Rahatsız etmiyorum inşallah. Halil Bey, kendi evinizde misafir misiniz lütfen? Peki. Nasılsınız Emel Hanım? Aslı nasıl? Çok iyiyiz. Çok teşekkür ederim. Halil Bey, iyi ki geldiniz. Benim de size güzel bir haberim var. Hayırdır inşallah. Burak Bey geldi bugün. Biraz konuştuk. Ailesinin onayını almış. Aslı'yla görüşmek için de benden izin istedi. Aramızda kalsın ama Aslı'ya evlenme teklif edecekmiş. Yani işte ikisine de kıyamadım. Anne yüreği, izin verdim. Halil Bey, bir aksilik mi var? Ha yok, yok. Ne ters diyorsun? Ya ne olur doğruyu söyleyin. Bir şey var da ben mi bilmiyorum? Hayır Emel Hanım, bir şey yok. Yani Burak Bey'in Aslı'ya neler hissettiğini, nasıl çabaladığını ben çok iyi biliyorum. Sadece sizden böyle aniden duyunca şey oldu. Aslı çok üzgündü ya. Yani ben de kıyamadım ona. O yüzden izin verdim. Çok iyi yaptınız. Gençlere inanmak lazım. Onların sevdaları gerçek. Evet, inşallah. İnşallah mutlu olurlar. İnşallah Emel. İnşallah. Aslı? Canım, ne oldu? Beni görmek isteme sebebin umarım olanlardan beni sorumlu tutmak değildir. Sen ona bu kadar yanaşmasaydın bunların hiçbiri olmayacaktı. Bak, eğer hatalı birini arıyorsan aynaya bakmanı sana tavsiye ederim. Aslını aslarını öğrenmeden, Aslı'yı idama mahkum eden senken beni suçlu bulman gerçekten çok anlamsız. Bunların olacağını hiç düşünemedin mi? Elbet ailem sizin aranızdaki yakınlığı öğrenecekti. Aslı'dan kim olduğunu sakladın. Onu kandırdın. Benim yapmak istediğim tek şey zamanında Sinan'la yaşadığım şeyleri sizin de yaşamanıza engel olmaktı. Kimliğimi neden sakladığıma gelince, Aslı gerçekten çok onurlu ve gururlu bir kız. Eğer ona kim olduğumu söyleseydim yardım isteğimi kabul etmeyecekti. Ben Aslı'nın annenin ve babanın karşısında ezilmesini isterdim. Ama böyle yaparak daha kötüsüne sebep oldu. Ben senin babana benzediğini hiç düşünmemiştim. Ama yanılmışım. Egonuz birazcık zedelendiğinde, menfaatlerinize ters düşen olaylar olduğunda nasıl bu kadar acımasız olabiliyorsunuz? Ha? Baban da sen de. Hayır. Ben babam gibi biri değilim. Eğer baban gibi biri olmasaydın, aşkına sahip çıkıp onun peşinden giderdin. Babana inanmazdın. Ben sadece babamın sözlerine inanmadım ki. Sizi birlikte gördüm. Ona para verirken, yeni eve taşınırken, hatta alışverişten dönerken bile ben sizi izliyordum. Gördüklerimi yanlış anladım sadece. Evet. Tamamen yanlış anlamışsın. Bak Burak, Aslı masum. İşte bu da beni öldürecek. Hiçbir suçu yokken onu kırdım, üzdüm. İlişkimizi mahvettim. Aslı'yı ne kadar sevdiğim belli. olanlardan ne kadar pişman olduğunda. Bak, bence yapman gereken şey Aslı'nın peşinden gitmek. Ona olan aşkını, ona olan sevgini, ona olan aşkının büyüklüğünü ona tekrar göstermek. Burak böyle bir şeye nasıl inanır? Kankama bak ya, ne yapmış? Hayır ya, bu çocuk seni hiç mi tanımıyor? Yani senin böyle bir şey yapmayacağını nasıl bilmez? Yok, benim bundan sonra kankam falan değil yani. Yani kardeşime yapılmış, bana da yapılmıştır. Aynen öyle. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Canım benim, her zaman yanındayız senin. Tabii canım, bizim öyle dostluğumuz pazara kadar değil, mezara kadar. Aslı, bir dakika, peki sen Emel teyzeye ne söyleyeceksin şimdi? Çok üzülecek. Ben de onu düşünüyorum. Annem bize güvendi, inandı. Kahrolacak. Düşünsenize, onu bile kandırdı. Yani bütün kızgınlığını, kırgınlığını bir kenara bırakıp sırf aşkımıza inandığı için bizim tekrar görüşmemize izin verdi. Yok Aslı, böyle olmaz. Sen söyleyemezsin bunu Emel teyzeye. En iyisi sen şey de, ne bileyim, tartıştık, kavga ettik, bir sebepten ayrıldık de. Aynen aynen, öyle de yani. Boş ver. Ben de öyle düşünüyorum. Ama ya inanmazsa? Ya derse o sizin büyük aşkınız küçücük bir tartışma yüzünden bitti diye? Emel teyze kesin böyle diyecek. Ama bunu yapmak zorundayım. Yoksa annem çok kırılır. Canım benim, sen de çok kırıldın. Çok üzüldün. Hem de hiç suçun günahın yokken. Demek ki neymiş? İnsan aşık olacağı adama dikkat etmeliymiş. Aslı, sen Burak'a aşık oldun. İnsan aşık olduğu kişiyi seçemez ki. Ya da aşık olmak için plan program yapamaz ki. Evet. Bir anda oluvermişsin. Abi? Yok hayır. Aslı'yla birlikte değiliz. Evdeyim ben. Eğer müsaitsen görüşüp konuşabilir miyiz? Dertleşmeye çok ihtiyacım var. Buraya gelebilirsin, yalnızım. Tamam. Sağ ol Ali. Aslı, bak şunu bilmeni isterim ki ben senin her zaman yanındayım. Yani bir şey olursa lütfen beni ara, çekinme. Olur mu? Çok sağ ol Volkan. Benimle olsaydın bu kadar üzülmezdim. Buna asla izin vermezdim. Kusura bakmayın ama böyle bir şeye nasıl inanırsınız Burak Bey? Ben de sürekli kendime bu soruyu soruyorum. Kafayı yiyeceğim Halil abi. Bunun bir tek açıklaması olabilir. Aslı'ya olan aşkınız gözünüzü kör etmiş. Bir de ailenizin tepkisi, Aslı'nın ayrılmak istemesi, her şey üst üste gelince de kafanız karıştı değil mi? Böyle bir şeyin gerçek olma ihtimali bile beni delirtiyor. Aklımı yitirdim resmen. Doğru düşünemedim. Aslı'yı o kadar çok seviyorum ki sevgim onsuz kaldığım her an nefretimi besledi. Bu nefret de beni zehirledi. Çok iyi anlıyorum aslında. İnsan aşık olunca böyle hassas ve kırılgan olabiliyor. Tabii Aslı'nın sizi aldattığını düşünmek de sizi bayağı yaraladı. Ve kafanız karmakarışık oldu. Ben çocukluğumdan beri bu kadının hikayeleriyle büyüdüm. Amcamı nasıl kandırdığını, nasıl evlendiğini dinledim annem ve babamdan. Sonra yıllar sonra birden o kadın karşımıza çıktı. Hem de Aslı'dan hemen sonra. Aslı'yla tanışmam, Bodrum'daki otelde karşılaşmamız, annesinin bizim evde aşçı olması, sonra evimizde taşınması, Başak'la görüşmeleri. Böyle düşününce de size hak veriyor insan. Ya bu kadar da tesadüf olur mu diyor. Ama hayatta tesadüf diye bir şey yoktur Burak Bey. Kader vardır. Ve Aslı da sizin kaderiniz. Ama ben bunu mahvettim. Halil abi ne olursun bana bir akıl ver. Bana bir fikir ver. Ne yapmam gerekiyor? Eminim Aslı çok kırılmıştır. Ve kolay kolay da affetmeyecek. Ne yapacağız bilemiyorum Burak Bey. Ben bunun peşini bırakmayacağım. Pes etmeyeceğim. İşte bu. Pes etmek yok. Yine irtibatta olalım. Yapabileceğim bir şey olursa elimden gelen her şeyi yapacağım. Tamam mı? Artık müsaadenizi isteyeyim. Tamam Halil abi. Geldiğin için, beni dinlediğin için çok sağ ol. Seve seve. Hiç mi tanımadın beni? Söylediğim hiçbir şeye inanmadım. Ama sonra nasıl oldun? Ha? Seni affedeceğimi düşündün değil mi? Pişman oldun ama ben seni affeder miyim? Bardak kırıldı bir kere. Telafisi olur mu? Hiç bana bakma öyle. Nefret ediyorum ondan. Nefret. Ona bu kadar kızgınken bile bu sevgiyi nasıl hissedebiliyorum? Kuzen. Ya oğlum sen nasıl bir gerizekalısın? Tam da öyleyim. Sana ne? Sen var ya aptalın tekisin. Sen aşık olmadan önce cin gibi bir çocuktun oğlum. Şimdi ne oldu? Saf aşıklar gibi ortalıkta dolaşıyorsun. Kalp çalışınca beyin duruyormuş kuzen. Benim duruş, o duruş oldu. Aslım, ne oluyor kuzum? Anlatmayacak mısın bana? Yok bir şey anne. Ya nasıl yok Aslım? Ne olur anlat bana. Yoksa Burak üzdü mü seni? Hayal kırıklığına mı uğrattı? O söyledikleri yalan mıymış yoksa? Hayır. Yani biz bu zamana kadar çok şey yaşadık, çok yıprandık. Saçma sapan bir şey yüzünden tartıştık sadece. Neymiş bu saçma sapan şey? Hadi bana da söyle. Anne ne olur şimdi konuşmayalım. Yarın anlatacağım. Söz veririm. Tamam. Hadi sen de yat. Tamam. Kuzen. Ne yapmayı düşünüyorsun? Hiçbir fikrim yok. Ona bu yaşattıklarımdan sonra dünyaları ayaklarına sersemez. Orası öyle. Aslı bunlara hak edecek bir kız değil. Ya onun değerini bilemedin. Haklısın. Benden çok daha iyilerini hak ediyor. Ama biliyor musun? Bu bana çok iyi bir ders oldu. Benim için ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anladım. Benim hayatımın anlamı o. Beni bir affetsin. Hemen evlenirim onunla. Hadi o zaman kuzen. Aslı olan aşkın için. Aslı? Yavrum, sabahın köründe nereye gidiyorsun? Anneciğim, acil sipariş gelmiş de pastaneye gidiyorum ben. Acil sipariş aldınız. Yoksa seni sorguya çekmemden mi kaçıyorsun? Anne, niye kaçayım? Olur mu öyle şey? Ama benim hemen çıkmam lazım. Hadi görüşürüz. Hadi bakalım. Resmini kesmiş bu. Demek durum sandığımdan daha ciddi. Eh be Aslı. Bir şey de anlatmıyorsun ki. Aa, Volkan oğlum hoş geldin. Sağ ol amca. Ben gece burada kaldım. Kuzenle uzun zamandır vakit geçirmiyorduk. Çok iyi yapmışsın. Hayatım, kahvaltı yaptınız mı? Yaptık yengecimiz. Ben de çıkıyordum zaten. Okuldan önce eve uğramam lazım. Kuzen görüşürüz. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşça kal. Aslı masummuş baba. Nasıl yani? Ne demek şimdi bu? Bu demek ki sevdiğim insanın kalbini kırdım. Onu haksız yere suçladım. Onu kaybettim demek. Onu o kadınla nasıl bir tutabildim ben ya? Tamam Burak, bu kadar yeter. Yetmez baba. Aslı Başak'ın kim olduğunu bilmiyormuş bile. Sen de buna inandın, öyle mi? Başak da bunu söyledi. Aslı'nın hiçbir suçu yok. Sen şimdi şaşıracaksın belki ama... Başak'ın tek amacı Aslı'ya yardım etmekmiş. Zamanında o da hor görüldüğü için Aslı'ya kendini yakın hissetmiş. Sadece olan bu. Seni kandırıyorlar oğlum. Sen buna nasıl izin verirsin? Bütün bu saçmalıkları göremeyecek kadar gözün kör mü? Beni kandıran sizsiniz. Beni Aslı'nın kötü olduğunu inandırmaya çalıştınız. Bizi ayırmaya çalıştınız. Ama ben kendimi affettirmek için ne yapmam gerekiyorsa yapacağım. Aslı'ya evlenme teklif edeceğim. Bu sefer onu kaybedemem. Ben böyle bir şeye asla izin vermeyeceğim. Üzgünüm. Buna engel olamazsınız. Oğlum, bu kız sana yalan söylüyor. Sakın bir delilik yapayım deme. Asıl delilik benim Aslı'yı kaybetmem olur. Baban olarak sana son kez söylüyorum. Böyle bir şeye kesinlikle izin verme. Ben sizden izin istemiyorum ki. Kendi bildiğini okumaya kalkarsan... seni evlatlıktan reddederim. Nihat, sakın böyle bir şey söyleme. Söyleme böyle bir şey. Ben zaten sizden tek bir şey bile istemiyorum. Ya yaptın? Ne yaptın? Lütfen peşinden gidip ona ciddi olmadığını söyle. Nihat, yalvarıyorum. Gayet ciddiyim Selda. Yani yeter artık. Benim de sabrımın bir sınırı var değil mi? Yeter. Emel'ciğim, canım nasılsınız? Ah, iyiyiz Şükran. Asım da iyi. Sen nasılsın? Evde durumlar nasıl? Merak ettim seni. Bildiğin gibi aynı. Bizim yüzümüzden bir sorun yaşamadın inşallah Şükrancığım. Yani aklım hep sende. Yok ben yaşamadım da. Vallahi evde durumlar çok kötü. Kavga gürültü hiç eksik olmuyor Emel. Bildiğin savaş alanı. Ciddi misin sen? Ciddiyim tabii. Hatta Burak Bey biraz önce Nihat Bey'le kavga etti de evden fırtına gibi çıkıp gitti. Aa, demek ki Aslı'yı hala onaylamıyorlar. Evet Emel, da sen böyle bir şey olabileceğini nereden çıkardın? Aa, hiçbir yerden çıkarmadım Şükrancığım. Yani öylesine lafın geliş... Şükran, sen evine geçince konuşalım mı? Ben seni daha fazla meşgul etmeyeyim. Tamam canım benim. Demek sen bu yüzden bu kadar ağladın, üzüldün çocuğum. Ah Aslıma. Burak, çocuğumu üzmek ne demekmiş ben sana soracağım. Aslı, canım erken gelmişsin. Gonca, gün doğar doğmaz attım kendimi buraya. Geceyi nasıl geçirdiğimi hatırlamıyorum bile. Sabah ettim ya. Canım ya, inan ben de bütün gece seni düşündüm. Burak'a saydırdım da saydırdım. Al benden de o kadar. Hiç hak etmiyor seni, hiç. Bırak. Merhaba. Aslıcığım, biraz konuşabilir miyiz? Tabii, buyurun. Ben önce sebep olduğum karışıklık için özür dilerim. Olanları Volkan'dan duydum. Ve çok üzüldüm. Benim amacım ne seni ne de Burak'ı üzmek değildi. Aksine... Sizin aşkınızı fark ettikten sonra gizlice size yardım etmek istedim. Neden peki? Tamamen seni kendime benzettiğim için. Mutlaka duymuşsundur. Ben Sinan'ın eski eşiyim. Senin gibi alt tabakada doğup büyüdüm. Bu yüzden de Sinan'ın ailesi tarafından hiçbir zaman için onaylanmadım. Dışlandım. Benim yaşadığım şeyleri senin de yaşamadığını istemediğim için seni korumak istedim. Kim olduğumu söylersem yardımımı kabul etmeyeceğini düşündüğüm için de kimliğimi gizledim. Söylediklerim sana çok aptalca gelebilir. Ama sana yakınlaşmamın sebebi bu. Şu anda görüyorum ki olan her şey çok saçma. Bu yüzden de senden tekrar ve tekrar özür diliyorum. Ben sizin samimiyetinize inanıyorum. Teşekkür ederim. Ama artık birlikte çalışmamız söz konusu bile olamaz. Aslıcığım, lütfen böyle düşünme. Yani aramızdaki iş ilişkisini böyle birdenbire kestirip atman... ...sanki ortada gerçek bir anlaşma varmış ve o bozulmuş izlenimi yaratabilir. İnsanların ne düşündüğü artık benim umurumda bile değil. Ben kendi bildiğim doğru yolumda ilerleyeceğim. Peki Aslıcığım, seni zorlamayacağım. Sen çok yetenekli bir kızsın. Ve değerlerine sahip çıkmalısın. Kendi bildiğin yoldan hiçbir zaman için vazgeçme. Yolun açık olsun. Aslı, inan İnanamıyorum sana ya. Nasıl dayanıyorsun? Var ya ben olsam çoktan üstüne atlamıştım. Her ne kadar samimi bile olsa yani yol açtığı şeylere baksana, korkunç. Gonca, ben artık insanlarla tartışmak istemiyorum. Halim yok. Ve onun samimiyetine inanıyorum. Kendini bana benzetmesine de inanıyorum. Bence doğru. Burak'ın ailesine çok kinli. Yani yıllar geçmiş ama hala bir şeyleri hazmedememiş. Çok belli bu. Ben onun gibi olmak istemiyorum. İnsanlardan nefret etmek istemiyorum. Günaydın. Herkese günaydın. Günaydın. Gel, kahve içiyorduk, katıl bize. İçmeyeceğim ama hadi size eşlik edeyim. Akşam Burak'ta mı kaldın? Evet, Burak'ta kaldım. Neymiş bakayım sorunu? Bu sefer sorun Aslı ve Başak. Oğlumuzun gözünü kör etmiş. Ona böyle bağırıp çağırmaktansa ona bunu göstermemiz lazım. Ben gösterdim Selda. Ben ona bunu gösterdim. Ama o bana inanmak yerine gitti o kıza inandı. Ben bugüne kadar Burak için her şeyi yaptım. Hiçbir şeyini eksik etmedim. Keza sen de öyle. Ama bu kadar sorumsuz olmasına rağmen ona her zaman anlayış gösterdik. Karşılığında ne aldık? Buyurun işte. Sırtını bize çeviriyormuş. Eğer böyleyse defolup gitsin. Hiç umurumda da değil. Ay Nihat, ne olursun böyle konuşma lütfen. Biliyorum sinirlisin, sinirden böyle söylüyorsun ama yapma lütfen. Çok üzülüyorum. Selda, üstüme gelme. Bu konu yüzünden seni de kırarım. Teklifini kabul etmemekle iyi yaptım değil mi? Ya çok iyi yapmışsın ya. Ya ne olursa olsun yalan söylememeliydi yani. Ya hem bir şey diyeceğim bak, o yalan olmasa şimdi ne güzel kankamla böyle mutlu mesuttunuz ya. Erdem, artık bahsetme ondan ya. Ay Erdem, sana kaç kere söyledik ya, kaç kere uyardık. Ya tamam ya, böyle ağzımdan kaçıyor, ne yapayım? Ne işin var senin burada? Ne işim olabilir? Seninle konuşmak için geldim. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok, git buradan. Ya tamam. Çok pişmanım. Ya bana ne yapsan, ne desen haklısın. Ama yalvarırım böyle susma. Susmuyorum zaten. Ben söyleyeceğimi söyledim. Açıkçası Aslı için çok üzüldüm. Yani hiç suçu yokken bu durumlara düşmesi. Yazık. Bu olanlar çok sıra dışı şeyler. Başak'ın kolunun Aslı'ya kadar uzanmış olması inanılır gibi değil. Eda, Başak sana bu konudan bahsetti mi? Hayır baba, ben de ilk defa duyuyorum. Ben de çok şaşırdım. Yengem ve amcamın emin olmadan Aslı'yı Burak'a karşı kötülemeleri hiç iyi olmadı. Yani Burak bundan kendini sorumlu tutuyor. Ve doğal olarak da ailesine karşı çok sinirli. En büyük hatayı da amcamı dinleyerek yaptı. Sonunda kazanan da Aslı oldu. Çağlacığım, senin bu olanlardan haberin var mıydı? Evet, ben biliyordum. Yani Selda teyze bana her şeyi anlatmıştı. Ama Selda sana niye bunu anlatıyor ki? Dertleşmek için değil herhalde. Ha, yoksa yine sizi bir araya getirmek için planlar mı yapıyor? Anneciğim, öyle bir şey planladığını sanmıyorum. Planlasa da fark etmez artık Çağlacığım. Çünkü ben böyle bir şeye asla izin vermeyeceğim. Sen de bunu kafana soksan iyi olur. Yani bir an önce kabullensen harika olur. Ben de zaten Burak'la tekrar birlikte olmayı düşünmüyorum. Anneciğim, biraz sakin olsan olur mu? Ya olaysız bir tek günümüz yok ya. Ya ben bu kızı ne yapsam acaba? Neyse, ben abimin yanına gideyim de biraz onunla konuşayım. Hadi, havasını aldık. Tamam canım. Çocuklar, benim de işe gitmem lazım. Görüşürüz. Ben de okula gideyim var. Görüşürüz. Burak, git buradan dedim. Hayır, gitmeyeceğim. O zaman ben giderim. Çantamı ver, çantamı ver. Aslı. Unutma da. Aslı. Ay Aslı, bir dakika. Ya tamam, yani ne yapıyorsun ya? Bırak kızın peşine Allah aşkına. Konuşmuyor işte. Sen de bana kızgınsın değil mi? Öyle vallahi. Yani ya var ya tam sopalıksın ha. Yemin ediyorum yani şöyle kendime bir güvensem dalacağım sana da böyle kendime güvenemiyorum. Boyun posun var ya. Ya kanka bari sen yapma ya. Zaten çok kötüyüm. Bizimkilerle kavga ettim. Evi de terk ettim. Evi mi terk ettin? Niye kanka ya? Ya şöyle kanka de bana ya. Ne oldu? Niye terk ettin? Otur. Aslı, iyi misin? İyi değilim. Ya yüzsüzlüğe bak. Canım sakin ol biraz. Ya nasıl sakin olayım? Bu okulda da rahat bırakmayacak beni. Ben okulda bırakacağım Gonca. Aslı saçmalama, yok artık. Vallahi bilmiyorum ne yapacağımı. Dur bak, biraz sakinleşelim tamam mı? Bir yerde oturup bekleyelim. Nasılsa gider, Erdem bana haber verir. Tamam mı? İyi tamam. Yani şimdi senin evinde paran da yok öyle mi? Maalesef. Yani bu durumda ben senden zengin oluyorum yani. Biraz öyle görünüyor. Vay be. Ya şey pardon kanka yani öyle bir an şey yaptım. Neyse şimdi ne yapacaksın peki? Nerede kalacaksın? Yani kanka hiçbir fikrim yok. Yani bu durumda bankta bile yatabilirim. Tek düşündüğüm Aslı'nın beni affetmesi. Ya Aslı da şimdi gururlu kız öyle kolay kolay affetmez ki. Neyse artık bir yolunu bulacağız. Bakacağız yani birlikte bir şekilde bir şey yapacağız yani. Sağ ol kanka. Aa şey diyeceğim kanka. Sen bende kalsana benim ev müsait. Olur. İyi olur kanka sağ ol. Ya kanka sen şimdi yavaştan git istersen. Yani şimdi bizimkiler sen buradayken pastaneye gelmezler. Peki. Ben okulda da bir şansım deneyeceğim. Belki okulda konuşabilirim Aslı'yla. Tamam. İyi ben o zaman akşam eve geçerken ararım seni. Tamam olur. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Duydun mu olanları? Yani bu Başak Aslı'yı kandırıp Burak'ı etkisi altına almaya çalışıyor. Ay Sinan, yani bu kız oğlumun hayatını bitirdi. Bütün huzurumuz kaçtı ailece. Ağzımızın tadı kalmadı ya. Abi, Aslı Başak'ın kim olduğunu bilmiyor ki. Başak İlişkilerini öğrenince gizliden gizliye yardım etmiş, o kadar. Ya bak siz farklı sebeplerden dolayı bu ilişkiyi onaylamıyor olabilirsiniz. Ama Başak'la bir ilgisi yok Aslı'nın. Yani Aslı masum. Ben onu bunu bilmem. Bu kız benim oğluma uygun biri değil. Değil. Bak, Burak artık kontrolden çıktı. Yani geldi, Aslı ile evleneceğim diye bizi tehdit etmeye kalktı. Sen düşünebiliyor musun? Bence gitsin. Ne hali varsa görsün, ne isterse yapsın. Gerçekten hiç umurumda değil yani. Biraz böyle parasız pulsuz dolaşsın da anlasın dünyanın kaç bucak olduğunu. Abi, Aslı iyi ve düzgün bir kız. Ya siz biraz abartmıyor musunuz? Bir kere bizim seviyemize uygun biri değil ki Aslı. Yani ailemize uymuyor ki Sinan. Ya siz şu farklılıkları bir kenara bırakıp mutlular mı değiller mi diye niye ona odaklanmıyorsunuz? Ya niye bu kadar sizin için önemli? Ya bakın. Volkan böyle bir kızla evlenmek istese, ben onu sonuna kadar desteklerim. Çünkü onun mutluluğu benim için her şeyden önemli. Artık daha fazla uzatmayalım. Ben bu konuyu konuşmak istemiyorum. Yeterince sinirliyim zaten bu konuda. Lütfen. Aslı, ne haber? İyi, gelsene. Sen iyi misin? İyiyim, sağ ol. Aslı, biraz konuşabilir miyiz? Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Seninle konuşmadan hiçbir yere gitmem. Hayır Burak. Peki, sen bilirsin. Burak, masamdan kalkar mısın lütfen? Aslı, hayır. Seninle konuşmam lazım. Sadece 5 dakika. Of Burak, of! Aslı. Burak, eğer burada da peşimi bırakmayacaksan ben okula gelmeyeceğim. Bak ben çok üzgünüm. Ama senin için her şeyi geride bıraktım. Sana geldim. Bana bir şans daha ver. Bitti Burak. Boşuna nefesini tüketme. Aslı, ben sensiz yapamam. Bitti. Anlamıyor musun? Bitti. Bir daha sakın karşıma çıkma. Bunların arası bayağı bozuk gibi. Hala intikam almaya devam etmek istiyor musun? Sonuna kadar gideceğim. Tamamen bittiğine emin olmam lazım. Aslı sen iyi değilsin. Dersin var mı? Evet var ama gitmek istemiyorum. Okan senden bir şey rica edebilir miyim? Olur. Sınıfta eşyalarım kaldı. Onları alabilir misin lütfen? Tamam. Getiririm ben sana. Bir dakika. Burak'la aranız bayağı kötüymüş sanırım. Sana ne? Eğer intikam almak istersen bu konuda sana benden iyi yardımcı olabilecek kimse yok. Beni kendinizle karıştırmayın. Siz ikiniz de zavallı, iğrenç insanlarsınız. Tamam ben söyleyeyim. Sen yine de bir düşün. Fikrin değişirse haber verirsin. Defol git buradan. Burak ne yapıyorsun sen? Ne dedi sana? Seni ilgilendirmez. Benim amacım sadece seni korumaktı. Sen beni önce kendinden koru. Sen... Onu biraz rahat bırak. Sakiniz. Efendim. Aslıcığım. Merhaba canım. Nasılsın? Ben de sizi arayacaktım. Bana aldığınız kıyafetleri geri göndermek istiyorum. Hangi adrese göndereyim? Aslıcığım onlar senin. Ben onları geri alamam. Gerçekten istemiyorum. Onları bir hediye olarak kabul et. Lütfen kırma beni. Peki, teşekkür ederim. Fikrinde bir değişiklik olursa, yardıma ihtiyacın olursa... Bir şey danışmak istersen... Beni istediğin zaman arayabilirsin. İyi günler. Efendim? Dah, gelsin. Buyurun. Ne yalan söyleyeyim. Olanları bu kadar hızlı toparlayabileceğini hiç düşünmemiştim. Bu kadar kısa zamanda sindirip beni araman gerçekten takdir edilecek bir davranış. İşle ilgili konuşacak çok şey var. Nereden başlayalım? Aslında seni işle ilgili konuşmak için çağırmadım. Çok merak ediyorum. Mazharoğlu ailesiyle aranda ne var? Yani bu öfkenin, bu intikam isteğinin altında ne var? Bu konunun seni hiç ilgilendirdiğini düşünmüyorum. Aksine çok ilgilendiriyor. Çünkü bu yaylım ateşinin ortasında kalan benim. Ve hiç hak etmediğim halde bunları yaşamak zorunda kalan yine benim. Bak ben bu şirketi gece gündüz tek başıma çalışarak bugünlere getirdim. Hiç kolay olmadı. Ve şu anda geldiği durum içler acısı. Ve ben bunun sebebini bile bilmiyorum. Geçmişte ben de çok acılar yaşadım. Bak seninle hiçbir alıp veremediğim yok. Ama kurunun yanında yaş da yanar diyelim. Senin problemin Mazharoğlu ailesiyle. Benim şirketimden hisse alarak ne yapmaya çalışıyorsun anlamıyorum. Sadece beni mutsuz ve huzursuz etmek istiyorsun, değil mi? Senden son kez rica ediyorum. Lütfen hisselerimi bana geri sat. Bak ne gerekiyorsa ödemeye hazırım ben. Hayır. Pekala. Son sözün buysa sen bilirsin. Ama şunu da sakın unutma. Bu çatı altında asla huzur bulamayacaksın. Pekala. Bundan sonra sadece seninle iş konuşmak için geleceğim. Hayatım diyorum ki acaba ben seni eftelli olarak mı istesem? Şimdi abin onu çok seviyor ya. İstersen gelinliği de sen giyerden. He? Saçmalama. Ya ne yapayım, stres oldum iyice ya. Bir şey diyeceğim. Ya vermezse? Ha? Yok canım, o zaman kaçırırım. Kaçırırım seni vallahi. Erdemciğim bir sakin olur musun? Verir, niye vermesin? Gerçi değil mi ya? Vallahi benim gibi damatı bulmuş. Aşkım ya, gerçekten bak seni benden başka kimse bu kadar sevemez. Ciddi söylüyorum. Uy canım kırım benim. Erdem bakıyorum da sen bayağı bir havaya girmişsin. Ama unutmayalım. Ne demiş atalarımız? Gelin ata binmiş ya nasip demiş. Ya nasip demiş. Evet işte sen de benim nasibimsin. Ben hemen şimdi ne yapacağım biliyor musun hayatım? Annemleri arayacağım, gelsinler, tamam mı? Sen de abine söyle, artık seni isteyelim yeter ya. Aa, neler oluyor ya? Aslı. Biz Erdem'le evleniyoruz. Ne? Ay çok tebrik ederim ya. Ay çok sevindim. Niye daha önce söylemediniz bana? Canım hiç fırsat olmadı ki. Ay çok güzel. Gerçekten çok mutlu oldum. Allah bir yastıkta kocatsın sizi. Amin inşallah Aslı. Çok teşekkürler. Emel? Emel ne işin var burada? Burak Bey evde mi? Ona iki çift lafım var. Emel ne oldu? Kızımdan uzak dursun Şükran. Aslım çok üzülüyor. Yüreğim dayanmıyor artık. Emel'ciğim ben de çok üzülüyorum. Ama zaten Burak Bey evde değil. Çıktı. Ben onunla sonra konuşurum. Selda Hanım salonda, geldiğini duymasın. Burada ne işiniz var? Bu ne yüzsüzlük böyle? Konuşmalarınıza dikkat edin Selda Hanım. Karşınızda çalışanınız yok. Kızım bitti, sen başladın şimdi de öyle mi? Malınız, mülkünüz sizin olsun. Her şeyiniz var ama bir gram insanlığınız yok. Kızımın da benim de sizin paranızda gözümüz yok. Lütfen kızıma dil uzatmayın. Buraya da oğlunuzu uyarmaya geldim. Kızımdan uzak dursun. Yoksa çok kötü olur. Bunu da böyle bilin. Kadını başıma sen sardın Şükran. Bütün bu olan bitenden sonra hala bunu nasıl eve sokuyorsun sen? Emel kötü bir şey yapmadı ki. Bak hala koruyorsun onu bana. Hala koruyorsun. Elbette korurum. Emel benim dostum. Ne Emel'in ne de Aslı'nın yaptığı bir şey yok. Siz onları hakir gördüğünüz için bu olanlar yaşandı. Aslı çok direndi. Ama Burak Bey peşini bırakmadı. Gönül bu. Sevdiler birbirlerini ama siz aşkı parayla pulla ölçüyorsunuz. Bu kafayla giderseniz yakında oğlunuzu da kaybedersiniz. Şükran sen neler söylüyorsun? Ben seni dinlemek istemiyorum ama. İstemiyorum seni dinlemek. Git evimden. Tabii. Merak etmeyin. Bu olanlardan sonra ben de artık sizinle çalışmak istemiyorum. Ezebileceğini sandı ama yanıldı. Emel! Emel! Ne oldu Şükran? Sana kızı da işten mi kovdu yoksa? Yok canım. Ben çıktım. Hem de ağzını payını vererek. Kimse benim arkadaşımı üzemez. Sağ ol arkadaşım. Ama ben üzüldüm şimdi. Benim yüzümden işinden oldun. Aman boş ver canım ya. Hem bize iş mi yok arkadaşım? Hadi. Doğru. Tabii ki. Canım herkes adını bilecek ha. Yani. Yüzünden düşen bir parça. Canım çok sıkıldı Aslı. Hani yalan söylemek yoktu çocuğum, ha? Burak'a yaptıklarını bana ne zaman anlatacaktın Aslı? Anne sen nereden biliyorsun? Ben bugün Burak'lara gittim. Ne? Burak'lara mı gittin? Hı. Gitmişken de Selda Hanım'a haddini bildirdim. Anne ne yaptın sen? Çok iyi yaptım. Ne öyle havalanmalar, böbürlenmeler? Paraları bizden fazla diye. Hepimiz insan değil miyiz sonuçta? Burak da neden yalan söyledi? Böyle bir yalana gerek yoktu. Sanki ortaya çıkmayacakmış gibi. Aslı, bunun için bu kadar üzüldün değil mi çocuğum? Bunu sakladım benden. Evet. Yani yalanı ortaya çıkar çıkmaz ben de tavrımı koydum anne. Artık onun yüzünü bile görmek istemiyorum. Söz veriyorum, bir daha asla görüşmeyeceğim onunla. Haklısın. Ben de çok kızdım, sinirlendim. Ama o kadar büyük konuşma. İnsan sevdiğini affediyor. Hatasız insan olur mu? Ben Burak'ın yalan söylemesini bir derece anlayabiliyorum. Seninle barışmak için yalan söyledi. Gerçi böyle bir yalana gerek yoktu ama erkekler bazen böyle şeyler yapıyorlar. Hemen affedemezsin biliyorum. Zaman lazım ama bu çocuk seni seviyor. Bu yaptıklarını da bu yüzden yapıyor. Ben görebiliyorum. Anne, ben şu an çok şaşkınım. Bugün bir kere daha anladım ki benim için senden daha önemli hiçbir şey yok. Anne seni çok seviyorum. Ben de. Canım benim, yavrum. Aslım sen mutlu ol. Ben başka hiçbir şey istemiyorum.